E-zayıflama. Zayıflamak isteyenlere tavsiyelerimiz mutlaka ara öğün yapmaları. Eskisi gibi mutlaka bütün araların alınması değil ama özellikle ikindi ve gece ara öğünleri önemlidir. Burada birazcık daha açlık sürelerimiz uzuyor. Akşam yemeklerimizi çok geç saatlerde yediğimiz için 8'den ve 7'den önce hiç kimse yemek yemediği için mutlaka ikindi de ara öğün yapmamızda fayda var. Düşük glisemik indeksli beslenme yani kan şekerimizin birazcık daha yavaş yükseltilmesinde fayda vardır. Özellikle meyvelerin arkasının boş bırakılmaması, meyve tükettikten 15 dakika sonrasında ceviz, fındık, badem olabilir veya süt ya da yoğurt grupları olabilir. Mutlaka bunlardan bir tanesinin tüketilmesini istiyoruz. Ortalama olarak 2,5 saatte bir beslenmek her zaman tavsiyemiz. Aktivite her zaman yürüyüş tavsiyemizdir. Bunların yapılmasını destekliyoruz. Bunların olması gerekiyor. Probiyotik bizim hayatımızın vazgeçilmezi, hayatımızın her kısmında, ayda bir şeklinde olabilir. Probiyotiklerin ilk tedavileri 21 gündür. Mutlaka bir 21 günlük ara ara kapsül şeklinde almakta fayda vardır. Posa alımı çok önemlidir. Posa alımı çünkü bizim için bakıldığı zaman çok çok yetersiz. Özellikle salata ve sebze tüketimleri çok önemli. Bunların yapılmasını, bunların tüketilmesini destekliyoruz ve istiyoruz. Bunlar çok önemli. Su içimi, özellikle bir alerjik durum yoksa tüketebiliyorsak çubuk tarçın attığımız tarçınlı su tüketimi, karın ve göbek çevresi yağlanması açısından çok önemli. Bu kısımları birazcık daha rahatlatma etkisi vardır. Tuz tüketimleri hiç tüketmeyin demiyoruz. Herhangi bir sıkıntınız yoksa bir parça kullanabilirsiniz ama çok aşırıya kaçmadan bunlar olabilir.